HDP'nin seçime girmeme kararı almasıyla birlikte, Yeşil Sol Parti adı altında seçime girme kararıyla birlikte, yani Saadet Partisi 30 bin sandıkta görevli verme hakkı varken, HDP'nin çekilmesinin ardından bu sayı yaklaşık 180 bine çıktı. Neredeyse tamamı. 180? Duyamadım. Neredeyse tüm sandıklarda seçim kurulacak. Neredeyse. 190 bin küsur sandık var Muhammed Bey. Dolayısıyla 180 bin civarında sandıkta görevli bulundurma hakkı doğdu. Bu hukuki olarak. Hukuki olarak kısmını biraz açalım isterseniz. Yani biliyorsunuz ilk 5 bir seçim çevresinde ilk 5 sırayı paylaşan partiler ancak sandıklarda görevli bulundurabiliyor. Müşahitten bahsetmiyorum. Sandık görevlisinden bahsediyorum. İlk 5 sırayı. Şimdi HDP çekilince dolayısıyla Saadet Partisi sandıkların genelinde sizin de ifade ettiğiniz gibi 180 bin sandık çünkü. Yani ilk 6'nın içinde. HDP çekildiği anda doğal olarak Saadet Partisi ilk 5'in içine girmiş oldu ve 180 bin sandıkta görevli bulundurma hakkı doğdu. Biz bunu da öne sürerek aslında bunun da teknik bir gerekçeyle hukuki bir zeminde bunun da olabileceğini ve dolayısıyla hem sandık güvenliği noktasında hem maksimum derecede parlamentoda milletvekili çıkarma hakkına ulaşma, çıkarma imkanına ulaşma noktasında bir avantaj sağlayacağını düşündük. İttifak içinde, ittifak söyleminin merkezinde aslında genel hatları itibariyle bu gerekçeler vardı. Tabii şu da saygıya değer, hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi kendilerine ait, kendi haklı gerekçeleriyle böyle bir noktada çok bizim bu ileri sürdüğümüz gerekçelerimizi aslında çok böyle olumlu yaklaşmadılar.